Karşıdaki manzara da çok güzel. Başlayabiliriz değil mi? Güzel, evet. Çok güzel. Evet. Başlıyoruz. Evet. Sayın Genel Başkanım, kıymetli veliler, çok değerli evlatlarımız. Bugün çok anlamlı bir günde bir aradayız. Hem güzel ülkemizin kurucu iradesi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin 97. yaşını kutlayacağız. Hem de milli egemenliğimizin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılı şerefine düzenlediğimiz 23 Nisan şiir, resim, beste yarışmasının sonuçlarını açıklayacağız. Heyecanlıyız çünkü yüreği Cumhuriyet, Türkiye ve aydınlık bir gelecek için çarpan pırıl pırıl kalplerin hayallerine ortak olduk. Mutluyuz çünkü yarışmaya gönderilen eserler bizleri güzel günlerin beklediğini müjdeliyor. Gururluyuz. Çünkü Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden yürüyen siz değerli ailelerin, eser sahiplerinin ve çocuklarımızın varlığından güç alıyoruz. Buradan Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da ayrıca teşekkür etmek isterim. Ülkenin bu zor şartlarında çocuklarımızın, gençlerimizin ve ailelerimizin umutlarını her daim diri tutarak bu etkinliği ilk günden itibaren hayata geçirme koşullarını sağladığı için. Bundan 100 yıl önce Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" diyerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önderliğinde işgal boyunduruğunu yırtarak Cumhuriyet meşalesini yakmıştı. 100 yıl sonra da Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri olarak bizler, Cumhuriyetimizin geleceğini çocuklarımıza, çocuklarımızın geleceğini ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne emanet eden atamızın izinde ikinci yüzyılımızı hazırlamıyoruz. 23 Nisan resim, şiir, beste yarışması fikri işte bu bağımsızlık inancından, Cumhuriyet meşalesini taşımanın onurundan ve demokrasi bilincinden doğdu. Çocuklarımıza kuruluş ve kurtuluş coşkusunu yeniden aşılamak, onlara umudu, heyecanı, onuru ve gururu yeniden yaşatmak amacıyla yarışmayı düzenlemiştik. Milli egemenlik kavramını, çocuk bayramını ve güzel ülkemizi çocuklarımızın şiir, resim ve besteleriyle renklendirelim istedik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümünü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, Mustafa Kemal Atatürk'ü, Cumhuriyeti ve demokrasiyi sizlerin gözlerinden görelim, sizlerden dinleyelim istedik. Aslında bugün gerçekleştirdiğimiz töreni büyük bir coşkuyla ve gururla 23 Nisan'da milli egemenliğin kalbinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gerçekleştirdiği arzuluyorduk. Ne var ki tüm dünya etkisi altına alan pandemi süreci nedeniyle yeni ve kontrollü bir sosyal hayata geçmek zorunda kaldık. Son günlerde yeniden ivmelenen vakalar neticesinde çocuklarımızın, sizin ve halkımızın sağlığı bizim için önemlidir diyerek Ahlatlıbel'de açık havada yapmayı arzu ettiğimiz ödül töreninde online yapmaya karar verdik. Bu vesileyle başta bize bu ödül alan katılımcılarımızı belirleyen jürimize, yine yarınlar için yüreği çarpan eser sahiplerine ve siz değerli ailelerimize teşekkür ediyoruz. Ne mutlu bizlere ki kökleri Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti'ne kadar uzanan bağımsızlık mücadelemizi çocuklarımızın çizgilerinde, ezgilerinde ve dizelerinde bir kez daha yaşadık, yaşatıyoruz. Cumhuriyeti özümsemiş, demokrasiye inanmış, yüreği Atatürk sevgisiyle çarpan çocuklarımızla gurur duyuyoruz. İnanıyoruz ki güzel günler yakın. Şimdi en önemli konuya geldik. Derece alan çocuklarımızın, gençlerimizin ödüllerinin açıklanmasına. Ben sözü ödül alan eserleri açıklamak üzere Sayın Barış Bozkurt'a bırakıyorum. Efendim biz de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Gamze Akkuş İlgezi'ye çok teşekkür ediyoruz. Çok saygıdeğer Genel Başkanımız, değerli jüri üyelerimiz ve yarışmaya katılan sevgili genç arkadaşlarım. Milli Egemenliğin 100. yılı 23 Nisan şiir, resim ve beste yarışması online ödül törenimizde. Şimdi şiir dalında ödüllerini almadan önce jüri üyelerimize bir teşekkür etmek isterim. Öncelikle Ataol Behramoğlu, Haydar Ergülen, Nilay Özer, Arife Kalender
ve Orhan Alkaya'ya çok teşekkür ediyoruz. Ben şimdi izin verirseniz öncelikle kardeşlik ödülünü Bulgaristan'a gönderiyoruz. Sayın Mehmet Özcan Zoom'a katılamıyor, online yarışmamıza, görüntümüze katılamıyor. Kardeşlik ödülümüz Sayın Mehmet Özcan'a gidiyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Yine şiir dalında mansiyon ödülü 12 yaşında İstanbul'da yaşayan Uğur Okulları'nın 7. sınıf öğrencisi. Annesi Tülin Balta, Türk Hava Yolları personeli. Babası Veysel Burak Balta, bankacı olan sevgili Mustafa Çınar Balta'ya gidiyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Evet, bu ödülü kendilerine vereceğiz değil mi? Evet, çocuğumuza vereceğiz. Evet, anneyi ve babayı da teşekkür kutluyorum. Asıl ben teşekkür ederim. Dinleyeceğiz şimdi değil mi? Evet. Sizi dinleyelim. Şiirinizi. Şiirimi mi okuyayım? Oku bakalım, bir dinleyelim yani. Jüri seçti ama doğru serserseniz merak ediyorum. Şiirini okuyacaksın herhalde. Tabii. Şiirimin adı Demokrasi. Ne kadar güzel. Bunu Atatürk'ün bize umutla verdiği geleceğimize ve bizim diğer nesillere vereceğimiz geleceği düşünerek yazdım. Evet. Demokrasi. 12 yaşındayım, daha çocuğum ama önce insanım. Önemli olmamalı ırkım, dinim, cinsiyetim. Onurluyum, değerliyim, eşitim. Annem söyledi bana, demokrasi bir tohum. Ekti onu Atatürk, umutla bekle çocuğum. Yeşerecek muhakkak, gelişip serpilecek. Dünya onunla düzelecek, onunla güzelleşecek. Konuşmaya, dinlemeye, okumaya, öğrenmeye, barış içinde toplanmaya, yönetimde yer almaya, seçmeye, seçilmeye, çalışmaya hakkım var. Hukukta, adalette, eşitliğe hakkım var. Demokrasi zincirinin halkasıyım, yarınların temel taşıyım. Çocuk olduğuma aldanmayın, demokrasime dokunmayın. Her insan şunu iyi bilmeli, özgürlük ve adalet barışın temeli. Hakkın, hukukun, huzurun anahtarı demokrasi. Çok heyecanlandım, biraz kekeledim, çok özür dilerim. Gayet güzel, yürekten kutluyorum. Aslında büyüklere de ders veriyorsun. Onu da ifade edeyim. Çok güzel bir şiir. Zaten jüri boşuna seçmiyor, onlar değerlendirdiler. Tekrar kutluyorum. Annene, babana da saygılarımı iletiyorum. Ödül de sana ulaşacak nasıl olsa. Mustafa Çınar Balta'ya biz de çok çok teşekkür ediyor ve tebrik ediyoruz. Sayın Genel Başkanım, çok değerli katılımcılar, şiir dalında üçüncülük ödülünü 7 yaşında Antalya'da yaşayan Özel Maya İlkokulu 2. sınıf öğrencisi. Annesi Deniz Yüksel, babası Yücel Yüksel doktor olan üçüncülük ödülünün sahibi Ali Adil Yüksel'e gidiyor. Evet. Merhaba Ali, Adil'i hangisini kullanıyorsun? Arkadaşlara nasıl, hangi isimli? İkisi de olabilir diyorsun. Öyle mi diyorsun? Evet. Derslerin nasıl sevgili Ali? İyi gidiyor derslerin. Sınıfta kaç kişisin? 10 kişiyiz. 10 kişisiniz. Yaramazlık yapın. Öbür sınıfta 10 erkek vardı, 5 kız vardı. Öyle mi? Sizin sınıfta? Bizim sınıfta 4 kız, 6 erkek var. Var. Yaramazlık yapıyor musunuz? Hayır, yapamıyoruz. Ama senin yaramazlık yapma hakkın var, biliyor musun? Evet. Güzel, o hakkını arada bir kullan. Olur mu?
Olur. Peki, sen de şiirini oku, dinleyelim. 23 Nisan, asalım bayrağımızı, söyleyelim şarkımızı. Evden çıkmıyoruz ama kutlayalım bayramımızı. Güzel güzel giyinelim, şiirler söyleyelim, gülelim, eğlenelim, kutlayalım bayramımızı. En mutlu günümüz bugün. Hoş geldin bayramımız 23 Nisan. Atamızdan armağan. Hoş geldin emanetimiz 23 Nisan. Teşekkür ederiz. Alkışlıyoruz yürekten. Sana da ödülünü göndereceğiz. Evet. Evet. Ali Adil Yüksel'e çok çok teşekkür ediyor ve tebrik ediyoruz kendisine. Yine şiir dalında, şimdi ikincilik ödülünde sıra. 13 yaşında İzmir'de yaşıyor. İzmir Özel Şehir Koleji'nde okuyor. Annesi Melek Ay Güç, felsefe öğretmeni. Babası Kenan Güç, İzmir Adliyesi'nde zabıt katibi. İkincilik ödülümüzün sahibi Ege Güç. Evet sevgili Ege, nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben gayet iyiyim, gayet iyiyim. Şiiri ne kadar sürede yazdın? Şiiri valla 2-3 hafta falan. Bayağı önce. Bir uğraştın yani. Evet, uğraştım. Ders nasıl? Güzel, fena değil. Evet, hedefin ne? Yani ne olmak istiyorsun? Böyle bir hedef koydun mu şimdiden? Evet, doktor olmak istiyorum. Doktor olmak. Bugünlerde zaten doktorlara çok ihtiyacımız var. Malum bu korona olayı dolayısıyla. Sizin de bir an önce doktor olmanızı isteriz tabii. Buna uygun çalışmaları yapıyorsun herhalde değil mi? Yani dersler, fen derslerine biraz ağırlık veriyorsun. Yapıyorum. Yani matematikle aran iyi, öyle anlaşılıyor. Güzel. Senin bana sormak istediğin bir soru var mı? Yok. Yok, teşekkür güzel. O zaman sevgili Ege, şiirini dinleyelim. Şiirin adı Ben Umutların Köprüsüyüm. Ben Umutların Köprüsüyüm. 23 Nisan 1920 yılı sabahı toprakla filizlendim. Önce başak tanesiydim, yeşerip hoşgörüye dönüştüm. Atasından aldığı miras ile harmanlanarak demokrasi oldum. Ben Umutların Köprüsüyüm. Karanlığın içinde doğan güneşim, kanatlarım Mustafa Kemal Atatürk sevgisiyle yıkanmış. Yolum vatan sevgisinden geçer. Ben senin özgürlüğünün sembolüyüm. Tüm dünya çocuklarının umudu, yaşama sevinciyim. Ben umutların köprüsüyüm. Kahraman bir neslin icradından geldim. Korkmam hiçbir zaman. Cesaretle vatanımı korurum. Al yıldızlı bayrağımı yüklendim omzuma, onu taşırım. Bir elinde barış, bir elinde yaşama sevinci. Kelebekler kadar özgürce uçarım. Ben umutların köprüsüyüm. Üzerimde çocuklar balonları yüklenmiş, özgürce uçuyor. Sevinçler de kederler de bir olmuş, umut köprüsünden geçen her bir kalp demokrasi şarkıları söylüyor. Dünyayı hoşgörüye uçuracak sevgi tohumları ekiliyor. Ben umutların köprüsüyüm. Göz kapaklarında mertliği görünen, gözyaşlarında şehitlerini özleyenim. Her karşında kanım var. Her savaşta ve barışta adım var. Cumhuriyete, yurdumuza ve bayrağımıza sımsıkı sarılan yaşam kaynağıyım. Ben umutların köprüsüyüm. Doğruluğun peşinden koşan arı gibi çalışkan, karanlığın değil aydınlığın parolası. Umutların gölgesinde uçurtma uçuran çocukların yaşama sevinci. Korkudan uzak cesaretin kendisiyim. Ben umutların köprüsüyüm. Bir bakmışsın Hakkari'de, Muş'ta, Samsun'da, Van'da. Bir bakmışsın Türkiye'nin her yerindeyim. Çağlayan bir okyanusum. Sular gibi coşkulu, arttıkça büyüyen bir meşaleyim. Atatürk'ün kılavuzundan ayrılmadan yürürüm. Yorulmam hiçbir zaman. Demokrasi, barışı, iyiliği yüklendim omzuma ve onu taşırım. Ben cumhuriyet kadar dürüst kokarım. Ben umutların köprüsüyüm. Yüzü kirli boyacı çocukları anlatan, sokak çocukları ile büyüyen, güneşin doğuşu ile gülümseyip, yıldızlarla uyuyup kayıp kentlerde çoğalan, özlemli, özürlü, kimsesiz çocukları hatırlayan, onlara şefkat ile uzatıp sesimizi duyan yok mu diyebilen, dünyayı fikirlerim. Ben umutların köprüsüyüm.
atamızın mirasını taşıdım. Yorganım demokrasi, yatağım özgürlüktür benim. Hiç ayrılmaz birbirinden. Gözlerim umutla dolu, yenilikleri açık. Yolum uygarlık yolu, ışığım Mustafa Kemal Atatürk'tür benim. Ben umutların köprüsüyüm. Benim oyuncaklarım farklıdır savaştan. Savaş çiçekleri ezer. Oyuncaklar ise dünyayı ezmeden sevgi dağıtır. Umut besler, hoşgörü dağıtır. Düşler denizine doğru her çocuk birer çiçektir. Her yürek bir altın pınar olur. El ele verirsen dünyayı, savaşın nefesi kesilir. Balonlar uçak olur, her gönülde bir çocuk yaşayan bir umut. Ağlamadan koşabilen 23 Nisan çocukları olur. Çok teşekkürler. Yani, evet, kelebekler kadar özgür olmanı biz de istiyoruz. Bütün çocukların özgür olması bizim de en büyük dileğimiz. Sevgili Ege, seni de yürekten kutluyoruz. Sana ve ailene de Ankara'dan selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Ege Gülçin bir kez daha tebrik ediyoruz. Şiir dalı şimdi sırada birincilik ödülü. 12 yaşında Eskişehir'de yaşıyor. Şehit Ali Gaffar Okkan Ortaokulu'nda okuyor. Annesi Selma Yalçın, öğretmen. Babası Murat Yalçın, emekli kurbay albay. Şiir dalı birincilik ödülünün sahibi Dildan Asya Yalçın. Sevgili Vildan, nasılsın? İyi misin? İyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? Ben gayet iyiyim. Ankara'da bugün havalar da güzel. Bugün bizim kuruluşumuzun 97. yılıydı. Sabahleyin Anıtkabir'e gidip çelengimizi koyduk. Şimdi sizlerle buluşuyoruz. Dersler nasıl gidiyor? İyi gidiyor, teşekkürler. Şiiri ne kadar sürede hazırlayabildin? Bir hafta. Bir hafta, gayet güzel. Senden de dinleyebilir miyiz şiirini? Olur. 23 gün. Anne, aç perdeyi, pencereyi aç. Bu sabah bir başka yatıyor kuşlar. Ne engel sanırım, ne dağ, ne yamaç. Bu sabah yormuyor beni yokuşlar. Nisan'da bir başka doğuyor güneş. Rüyama en çok sen giriyorsun. Seninle bir anım sanki asla eş. Rüyamda 23 gül veriyorsun. Bu benim bayramım, anne, bu benim. Atamdan armağan imiş bizlere. Anne, bu günlerin kokusu benim. İçimden süzülsün ta denizlere. Üstlenmiş okulum al bayraklarla. Biliyorum atam, sen bizimlesin. Yürüyor gençliğin sonsuz vakarla. Tüm dünya sana olan aşkı dinlesin. Emanet ettiğin o kutsal meclis bizimle büyüyor bir çınar gibi. Sensin bir asırdır önümüzde iz. Millete can suyu bir pınar gibi. Yürekten kutluyoruz. Umarım bütün engelleri aşarız. Ama sizler yapacaksınız bunu. Türkiye'ye gerçek anlamda demokrasiyi getireceksiniz, güzelliği getireceksiniz, hoşgörüyü getireceksiniz, özgürlükleri getireceksiniz. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün ana hedefi buydu. Mutlu bir Türkiye, huzurlu bir Türkiye, güçlü bir Türkiye. Bu arada anneni de izliyoruz. O gözyaşlarını tutamadı. Ona da sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Gözlerinden öpüyorum. Sana da yürekten teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Ankara'dan Eskişehir'e biz de selam gönderiyor. Dilden Asya Yalçın'ı bir kez daha tebrik ediyoruz. Sayın Genel Başkanımız, çok saygıdeğer katılımcılar, Milli Egemenliğin 100. Yılı Cumhuriyet Halk Partisi 23 Nisan Resim Şiir Beste Yarışması'nın resim dalında öncelikle izninizle jüri üyelerimize teşekkür etmek isteriz. Profesör Doktor Markus Graf, Sevdi Murat Koç, Günnur Özsoy'a bir kez daha çok çok teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkanım, resim dalında kardeşlik ödülü tekrar Bulgaristan'a gidiyor. Kardeşlik ödülünün sahibi Duru Yasak. Duru'yu Türkiye'den, Ankara'dan tebrik ediyoruz. Kardeşlik ödülümüz Duru'ya gidiyor. Duru güzel bir resim yapmış.
resim dalında mansiyon ödülümüz 9 yaşında İzmir'de yaşıyor. Bayraklı Şehit Polis Fethi Sekin İlkokulu 4. sınıf öğrencisi. Annesi Türkan Çelikkıran, babası İmam Çelikkıran öğretmen olarak görev yapıyor. Resim dalının mansiyon ödülü Eylül Çelikkıran'a gidiyor. Güzel. Sevgili Eylül'ü görebilecek miyiz? Ses gitti. Ses. Evet. Eylül, çok güzel bir resim yapmışsın. Resim merakın var galiba, öyle anlaşılıyor. Evet. Renkleri seviyorsun, resmi seviyorsun. Sınıfta başarın nasıl? Öğretmen resim dolayısıyla sana katkıda bulunuyor mu? Evet. İleride ressam olmayı düşünüyor musun? Evet, düşünüyorum. Hadi bakalım, görelim. Çok teşekkür ederim. Seni, aileni yürekten kutluyorum. Öğretmenine de çok selam söyle, olur mu? Tamam. Teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Ödülü göndereceğiz size. Tekrar yürekten kutluyoruz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sevgili Eylül Şerif Kıraç'la tebrik ediyoruz. Efendim, resim dalında ikinci mansiyon ödülümüz 12 yaşında İstanbul'da yaşayan Özel Balkanlar Koleji Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi. Annesi İknur Kutluk, grafiker. Babası Murtaza Kurt, inşaat teknikeri olarak görev yapıyor. Resim dalının ikinci mansiyon ödülü sevgili Naz Peri İrem Kurt'a gidiyor. Güzel, evet. Merhaba. Merhabalar sevgili İrem. Naz, Peri, İrem, Kurt. Üç ismin var. Evet. Hangisini kullanıyorsun? Arkadaşların hangisini kullanıyorlar? Arkadaşlarım ona Naz diyor genelde. Naz diye söylüyorlar, evet. Sevgili Naz, resim merakı hangi yıllarda başladı? Ben ikinci sınıfta ilk defa yarışmaya katılmıştım ve şu an 7'ye geçtim. Bu seneye kadar hep yarışmalara katılıyorum. Güzel. İleride sen de ressam olmayı düşünüyorsun herhalde. Evet. Hem hobi anlamında, ben bir de nörolog olmak istiyorum. Nörolog. Güzel. Evet. O da güzel bir alan. Sonuçta tıp fakültesine gidip mezun olanlar biliyorsunuz herhalde. Ressamı var, bestekarı var. Efendim, yani ikinci dal olarak pek çok alanda görev yapıyorlar, çalışıyorlar, katkı veriyorlar topluma. Umarım sen de böyle güzel bir taraftan resim yaparsın, öbür taraftan da arzu ettiğin alanda başarılı çalışmalar sürdürürsün. İnşallah. Seni de yürekten kutluyorum. Ailene de Ankara'dan selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Teşekkürler. Yürekten kutluyoruz. Teşekkürler. Biz de Naz Peri İrem Kurt'u bir kez daha tebrik ediyoruz. Efendim, resim dalının sırası üçüncülük ödülünde sıra. 8 yaşında İstanbul'da yaşıyor. Abdurrahman Gazi İlkokulu'nda okuyor. Annesi Derya Gencer Erdoğan, öğretmen. Babası Yusuf Erdoğan'sa laborant olan Mustafa Emin Erdoğan'a gidiyor. Mustafa, senin de iki ismin var. Mustafa'yı mı kullanıyorsun, Emin'i mi kullanıyorsun? İkisini de kullanıyorum aslında. İkisini de kullanıyorsun. O zaman sana Mustafa Emin diyelim. Mustafa Emin, bu renklerle aran iyi, öyle anlaşılıyor. Seviyorsun herhalde resim yapmayı. Resim yapma merakı nereden? Aileden mi? Arkadaşlarından mı? Öğretmenden mi? Nereden geliyor bu merak? Annemden. Annenden, güzel. Annen zaten öğretmen. Seni iyi yetiştiriyor, öyle anlaşılıyor. Derslerin nasıl resim dışında? Güzel. Sevdiğin ders hangisi? En çok sevdiğin ders? Türkçe. Türkçeyi seviyorsun. O zaman resim yanında herhalde şiir, öykü, roman, ileride bunları da yazacaksın umarım.
Güzel. Seni de yürekten kutluyoruz. Ankara'dan selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Senin gözlerinden öpüyoruz. Annene, babana saygılarımızı iletiyoruz. Teşekkür ederim. Oldu. Hoşça kal. Mustafa Emin Ordoğan'ı bir kez daha tebrik ediyoruz. Resim dalında sırada ikincilik ödülümüz var. İkincilik ödülümüz 9 yaşında Muğla Marmaris'te yaşayan annesi Yeliz Özdemir, özel eğitim merkezinde kurum müdürü olarak görev yapıyor. Babası Erkan Özdemir ise beden eğitimi olarak görev yapıyor. Resim dalının ikincilik ödülü Toprak Efe Özdemir'e gidiyor. Evet, sevgili Toprak, Toprak Efe, hangisini kullanıyorsun bilmiyorum ama ben ikisini de kullanayım. Resim yapmaya ne zaman başladın? Okul öncesi de yapıyor muydun böyle? Her zaman yapıyordum. Her zaman yapıyordun. Evin duvarlarına falan da yapıyor musun arada bir resim? Yok, o kadar değil. Annen kızaracak o zaman herhalde, öyle anlaşılıyor. sınıfta diğer arkadaşların da böyle resime meraklı mı, yoksa resme en çok merak ediyorsun? Yani herkes yani herkes yapıyor yani. Ama güzel olanlar Melisa ve Asya. Melisa ve Asya güzel yapıyor. Evet, sen de güzel yapıyorsun yani, başarı kazandığına göre. Çünkü güzel yaptığını ben söylemiyorum, jüri söylüyor. Seni ödüle layık gördüler. Dolayısıyla çok önemli bir şey. Senin yaşamında da bu ödülün özel bir önemi olacak. Bu yaşta güzel bir resim yapmak ve bu resmin yarışmaya katılması ve sonuçta senin ödül alman güzel bir şey. Hem senin açından hem ailen açısından gurur verici bir olay. Bizim açımızdan da gurur verici bir olay. Çünkü sizler ileride Türkiye'nin yönetiminde söz alacaksınız, görev alacaksınız, çalışacaksınız. İdealleriniz olacak ve o idealleri gerçekleştireceksiniz. Güzel bir Türkiye'yi sizler inşa edeceksiniz. Bizler şimdiden size ufak da olsa katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Seni, aileni yürekten kutluyorum. Selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Sevgili Toprak Efe. Teşekkür ederim. Toprak Efe Özdemir'i biz de bir kez daha tebrik ediyoruz. Resim dalında sırada birincilik ödülümüz var. Birincilik ödülü Antalya'da yaşayan 13 yaşındaki Atatürk Ortaokulu'nda okuyan annesi Serap Düzgören sigortacı, babası Tamer Arı turizmci olan sevgili Ada Deren Arı'ya gidiyor. Evet, evet sevgili Ada Deren, hangisini kullanıyorsun? Ailen Ada. Daha çok adayı kullan. Ada güzel bir isim. Deren de gerçi güzel bir isim. Tabii daha güzeli yaptığın resim gerçekten olağanüstü. Güzel. Teşekkür ederim. Renk olarak da renk cümbüşü adeta çok güzel. Birinciliği hak etmişsin. Ressam değilim ama özel olarak resim merakım var. Evde güzel tablolarım da var. Türkiye'nin yetiştirdiği önemli bazı ressamların tabloları da var bende. Ama ileride sen, öyle anlaşılıyor ki, gerçekten de resim konusunda Türkiye'de bir başarıyı göstereceksin. Bu çabayı sergilediğin sürece. Resim dışında merak alanın ne acaba? Yani piyano çalabiliyorum biraz, çok az. Kitap okumayı seviyorum. Öyle çok bir alanım yok yani. Güzel, yani müzikle aran iyi. Zaten evet, müzikle aran iyiyse mutlaka resmi daha güzel yapıyorsundur. Öyle anlaşılıyor. Belki resim yaparken müzik de dinliyorsundur büyük bir olasılıkla. Sağladığın başarı için ben ve arkadaşlarım sana ve ailene yürekten teşekkür ediyoruz. Bundan ben sonraki teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz. Sizi teşekkür yürekten. Ada Deren Arı'yı bir kez daha tebrik ediyoruz. Sayın Genel Başkanım, çok değerli katılımcılar, Milli Egemenliğin 100. Yılı Cumhuriyet Halk Partisi 23 Nisan Resim, Şiir ve Beste Yarışması'nın şimdi de Beste Dalı Küçükler kategorisinde sıra. Öncelikle izin verirseniz jüri üyelerimize teşekkür etmek isteriz. Sayın Melike Demirağ, Burhan Şeşen, İbrahim Yazıcı
ve Erdal Erzincan'a buradan bir kez daha çok çok teşekkür ediyoruz. Beste Dalı Küçükler kategorisinde mansiyon ödülü 9 yaşında İstanbul'da yaşayan İstanbul Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı Doktor Natuk Birkan İlkokulu 4. sınıf öğrencisi olan Duygu Nevşe Şener öğretmen, babası Serkan Şeker öğretim görevlisi olan mansiyon ödülünün sahibi Ayşe İpek Şener'e gidiyor. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Bu beste işi pek kolay bir iş değil galiba ama bunu beceriyorsun, başarıyorsun. Bize biraz anlatır mısın? Bir şeyi nasıl besteliyorsun? Esin kaynağı. Ben çok içinden gelenleri söylüyorum. İçinden gelenleri. Aklıma gelen ilk şeyi yazıyorum. Evet. Müzik merakı herhalde küçük yaşlarda başladı. Hayır. Öyle mi? Ne kadar güzel. Peki bundan sonra beste konusunda çalışmaları sürdüreceksin herhalde. Evet. Çünkü müzik bir notayı seslendirmek, besteyi seslendirmek kolay ama bir besteyi yapmak daha zor. Onun için özel bir çalışma yapmak gerekiyor veya özel bir ruh haline, yani bir esin kaynağına sahip olmak gerekiyor. O var galiba, öyle anlaşılıyor. Beste yapma dalında başarılı olduğuna göre. Evet. Enstrümanlardan ne çalıyorsun? Ben enstrüman çalmıyorum. Öyle mi? Olağanüstü güzel. O zaman eğer... Kore'ye gittiğinden bahsedelim. Efendim? Kore'ye gitmiştim. Evet. Şimdi bu beste konusu önemli. Eğer enstrüman çalsan kim bilir çok daha güzel besteler yapabileceksin. Bu vesileyle anne ve babaya da söyleyelim, mutlaka enstrüman çal, mutlaka bir enstrüman kullan, çünkü bu yeteneğe sahip olmak kolay bir şey değil, bu biraz insanın doğasında olan bir şey. Umarım bunu geliştirebilirsin. Ne olmak istiyorsun? Böyle bir hedefin var mı? Ben kimyager olmak istiyorum. Kimyager olmak istiyorsun. Kimyager, tabii onun da değişik alanları var. Şimdi bilim geliştikçe kimya alanında da değişim oluyor. Umarım başarılı bir kimyager olursun. Ve dolayısıyla yeni ürünler bulursun, yeni keşifler yaparsın. Bizim de en büyük dileğimiz senin başarılı olman. Sana ve ailene selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz Ankara'dan. Başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Tebrikler. Beste Dalı Küçükler kategorisinde Ayşe İpek Şener'e bir kez daha tebrik ediyoruz. Şimdi sırada üçüncülük ödülümüz var. Üçüncülük ödülümüzün sahibi 10 yaşında, Aydın'da yaşıyor. Valiler Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi. Annesi Hülya Bülbül, ev hanımı. Babası Gürkan Bülbül, kaptan. Üçüncülük ödülümüzün sahibi Nil Bülbül. Evet, sevgili Nil, seni dinleyelim. Bu besteyi nasıl yaptın? İlk olarak ben bu besteyi Atatürk'ü düşünerek yaptım. Güzel. 23 Nisan'da bir bayram olduğu için böyle güzel bir beste yapmak istedim. Daha önce yaptığın besteler var mıydı? Yani böyle bir çaban oldu mu? Yoksa ilk kez bu beste mi bestelendi ya da bu mu yapıldı, bu müziği mi besteledi, öyle mi diyeceğiz? Evet. Çalışmalarda katıldım. Çalışmalara katıldım. Ama onlar genel olarak besteler değildi. Güzel. Okulda ne yapıyorsun? Okulda. Okulda müzik kurslarına gidiyorum. Piyano kursuna ve gitar kursuna gidiyorum. Gitar ve piyano. Güzel. Sana da başarılar diliyoruz. Annene babana selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Başarılı olman Türkiye'nin başarılı olması anlamına geliyor. Yeni besteler, yeni müzikler bizi bekliyor. Öyle anlaşılıyor. Büyüdükçe daha güzel, daha olgun besteler yapacaksın. Buna da yürekten inanıyoruz. Ankara'dan sana sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Teşekkür ederim.
Beste Dalı Küçükler kategorisinde Nil Bülbül'ü tebrik ediyoruz. Şimdi sırada ikincilik ödülümüzün sahibini açıklayacağız. 14 yaşında Samsun'da yaşıyor. Garip Zeycan Fen Lisesi'nde okuyor. Annesi Çiğdem Akal, toplum sağlığı teknikeri. Babası Burçin Nuri Akal, psikiyatri uzmanı. Beste Dalı Küçükler kategorisinde ikincilik ödülümüz İrem Ekin Akal'a gidiyor. Evet, İrem Ekin, hangi ismi kullanıyorsun? Ekin'i kullanıyorum. İkisini de kullanıyorsun. Arkadaşların daha çok hangi ismi kullanıyorlar? Ekin söylüyorlar. Ekin ismi. İkisi de güzel ama. İrem de güzel, Ekin de güzel. Soyadın da gayet güzel. Bu beste işine merak nereden başladı? Çünkü Fen Lisesi'nde okuyorsun. Ya benim küçüklükten beri hayatım müzikle geçiyor ve bir sürü enstrüman çalıyorum. Mesela hangilerini çalıyorsun? Hangi enstrümanları? Keman, piyano, gitar, elektro gitar ve ukulele. Bu olağanüstü bir şey. Yani bu enstrümanları çalmak olağanüstü bir şey. Bu yarışmayı hak ettiğini de gösteriyor aynı zamanda. Peki ilk kez mi bir beste böyle düz yaptın, yoksa daha önce bestelerin var mıydı? Bu ilk bestemdi. İlk besten. Bundan sonra bestelerinin sayısını artmasını isterim. Peki hedefin ne? İleride ne olmak istiyorsun? İleride tıbbi genetik uzmanı olmak istiyorum. Hadi bakalım. Umarım başarılı olursun. Başarılı olacağına da yürekten inanıyorum. Sana, ailene, kardeşine, kardeşinin de böyle yetenekleri var mı? O buz pateni yapıyor. Buz pateni mi yapıyor? Evet. Sporcu olacak yani. Kardeşinin adı ne? Başak. Başak. Sevgili Başak, sen de iyi misin? Derslerin iyi mi? Evet. Teşekkürler. Güzel. Ankara'dan size sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Başarı dileklerimizi iletiyoruz. Hoşçakalın. Beste Dalı Küçükler kategorisinde ikinci olan İrem Ekin Akal'ı bir kez daha tebrik ediyoruz. Şimdi sırada birincilik ödülünde. 12 yaşında Ankara'da yaşıyor. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 7. sınıf burslu violensel öğrencisi. Annesi Ebru Uğun ve babası Barış Uğun müzik öğretmeni. Birincilik ödülümüz Şenol Sonat Uğur'a gidiyor. Evet, şimdi sen biraz şanslısın galiba sevgili Şenol. Hangisini kullanıyorsun isim olarak bilmiyorum. Şenol'u mu, Sonat'ı mı kullanıyorsun? Sonat'ı kullanıyorum. Bu arada çok seviyorum. Evet. Güzel, güzel. Biraz şanslısın. Anne ve baba senin bulunduğun alanda. Onlar da görev yapıyorlar. Anlaşılıyor ki sen de geleneği sürdüreceksin, aile geleneğini sürdüreceksin. Ama sen bir adım öndesin galiba beste yaptığına göre. Bundan sonraki süreçte daha da güzel bestelerin olacak. Bu ilk besten mi? Yok, değil. Daha önce bir beste yarışmasından daha ödül almıştım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de ödül almıştım. Yani şöyle anlaşılıyor. Önümüzdeki süreçte sayın sevgili Şenol Sonat Uğun güzel besteler yapacak ve hepimiz o besteleri büyük bir keyifle dinleyeceğiz. Öyle anlaşılıyor. Hedef yine müzisyen olmak galiba, değil mi? Peki, ben birinci sınıftan beri zaten violonsel öğrencisiyim Bilkent'te ve annem ortak olmak bu arada... Evet. Ses kesildi galiba biraz. Nasıl oldu bilmiyorum ama sınıfta kaç kişi var diğer arkadaşlarınla? Oradan kesildi sanırım. Müzik var ama müziği dinliyoruz. Gayet güzel bir müzik. Senin müziğin bu. Güzel ama senin sesin tam yansımıyor. Ankara'ya gelmiyor. Daha doğrusu genel merkeze kadar gelmiyor. Ankara'dasın ama. Şöyle seni de yürekten kutluyoruz. Anneni, babanı yürekten kutluyoruz. Senin başarılı olman aslında bir anlamda hepimizin başarılı olması demek. Çünkü
Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaştıracak olan temel enstrümanlardan birisi de kültürümüz, müziğimiz, şiirimiz, resmimiz, yani sanat dalımız. Sanatçı olmak pek kolay bir şey değil. Hele bestekar olmak çok daha zor bir olay. Çünkü özel bir esin kaynağına sahip olmak gerekiyor. Anneniz ve babanız size bu kaynağı vermiş durumda. Umarım ileriki yaşamınızda çok daha güzel besteler yaparsınız. Bunu sadece Türkiye olarak biz değil, bütün dünya sizin bestelerinizi bir gün gelecek, dinleyecek. Bundan da %100 eminim. Sana sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Annene ve babana da selamlar, saygılar sunuyoruz. Yürekten alkışlıyoruz. Beste dalı küçükler kategorisinde birincilik ödülünün sahibi Şenol Sunaloğlu'nu bir kez daha tebrik ediyoruz. Milli Egemenliğin 100. yılı Cumhuriyet Halk Partisi 23 Nisan Resim Şiir Beste Yarışması'nın Beste Dalı Büyükler kategorisinde bir kez daha öncelikle sevgili jürimize teşekkür etmek isterim. Sayın Melike Demirağ, Sayın Burhan Şeşen, Sayın İbrahim Yazıcı ve Sayın Erdal Erzincan'a bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkanım, çok değerli katılımcılar, Beste Dalı Büyükler kategorisinde öncelikle mansiyon ödülünü sahibini açıklayacağım. 33 yaşında, İzmir'de yaşıyor. Müzik öğretmeni, üniversite mezunu olan Açelya Şahin Çınar. Evet sevgili Açelya, kaç tane böyle besten var bu ilk yarışma mı, yoksa daha önce yarışmalara katıldın mı? Benim ses geliyor mu gelmiyor mu onu bilmiyorum ama sizden dinleyelim sizi. Sesiniz geliyor Sayın Başkanım. Öncelikle çok çok teşekkür ediyorum beni bu ödüle layık gören jürilerime, sizlere. Jüriye biz de teşekkür ediyoruz. Daha önce bir beste yarışmasına katılmadım. Bestelerim vardı fakat bu yarışma dalında ilk deneyimi. 23 Nisan ilk açtır bestemin adı. Bunu da çocukluk aşkından yola çıkarak yazdım. Çünkü çocukluk aşkları hiç unutulmaz. 23 Nisan'da bizim gerçekten iple çektiğimiz günlerimizden, özel günlerimizden biriydi. Bundan yola çıkarak yaptım bestemi. Eşim de müzisyen, müzik öğretmeni. Birlikte birbirimizle böyle ölçüp tartarak, birbirimize dinleterek. Gayet güzel. Yanınızdaki kızınız galiba. Eşimin şarkısı da derece aldı. Evet. Onun bestesini seslendiren öyle mi? Öğrencimiz. Öğrencimiz, evet. Öğrenciniz. Evet. Besteyi seslendiren kızımız, evet. Gayet güzel. Peki bundan sonra madem bu işe başladınız, bundan sonra beste yapmak gibi bir böyle çabanız olacak mı? Sürdürecek misiniz bunu? Tabii bu bizim için, daha doğrusu benim için, eşimin çeşitli çalışmaları var bunlarla ilgili. Evet. Benim için yeni bir yol açtı. Çok gurur duyduğum bir an kendimle. Çok çok teşekkür ediyorum. Güzel. Siz şimdi karı koca herhalde bu müzik konusunda yeni besteler yapacaksınız. Öyle anlaşılıyor. Evet. Sayın Genel Başkanım, 100. yıl, CHP'nin 100. yılı için bir yarışma açarsanız mutlulukla katılırız ona da. Bu yıl 97. yılını kutladık. 100. yılda açarız tabii, ne olacak, umarım katılırsınız. İzlediniz büyük bir ihtimalle. İlk ödülü verdiğimiz çocuğumuz demokrasi üzerine yazmıştı şiirini. Dolayısıyla demokrasi bugün bizim de özlemimiz. Çünkü demokratik ortamda düşünceler özgürce ifade edilebilir, besteler özgürce yapılabilir, müzik özgürce yapılabilir. Resim, sanatın 7 dalı da özgürce ifade edilebilir. O açıdan müzik çok güçlü bir duygu. Toplumu yönlendirme, toplumu duygulandırma konusunda müzik kadar güçlü bir unsur yok. Bazen bir müziği dinlerken bazen hüzünleniriz, bazen seviniriz, bazen coşarız. O açıdan müzik önemli bir unsur. Sizlerin de en azından bu bağlamda yaptığınız katkı dolayısıyla
Yürekten teşekkür ediyoruz. Size Ankara'dan selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Sevgili öğrencinize de. Teşekkür ederiz. Oldu efendim. Beste Dalı Büyükler Kategorisi Mansiyon Ödülü'nün sahibi Açeliye Şahin Çınar'ı bir kez daha tebrik ediyoruz. Üçüncülük ödülümüz 38 yaşında Mersin'de yaşayan lise mezunu, özel sektörde işçi olarak çalışan sevgili Güney Sökmen'e gidiyor. Evet, evet sevgili Güney, bir dinleyelim sizi. Merhabalar. Merhabalar. Öncelikle ülkemizin bu zor günlerde hani sizin yapmış olduğunuz bu yarışmada genç sanatçılara verdiğiniz destek için çok teşekkür ederim. Böyle bir platformda hani bu ödüle layık görülmek yani benim için, gerçi bizler için büyük bir onur ve gurur. Yani bu gururu birebir boyu üzerimize taşıyacağız inşallah. Sizlerin sayesinde. Sevgili Güney, başka besteler de var mı yoksa bu ilk beste miydi? Yok, benim var. Evet, ben yıllardır şöyle anlatayım. 15 yıldır bu mesleğin içindeyim. Kendi çapımda bir evimde stüdyom var. Bestelerimi yapıyorum ama yani bu böyle bir şarkı zaten çok muhteşem bir şey oldu. Yani ben çok mutlu oldum bu şarkıyı yaptığım için. Hem Türk Cumhuriyeti için hem de Atatürk gençliği için çok iyi oldu yani. Çok büyük bir mutluluk. Çok teşekkür ederiz. Evde özel bir stüdyo olduğuna göre böyle esin kaynağı ya da oluştuğunda siz hemen stüdyoya çekilip yeni besteler yapabiliyorsunuz. Evet, evet. Güzel bir müzik efendim? Yapmış. Gençleri de yakalayacak. Öyle mi? Rap tarzında. Rap tarzında. Evet. Gayet güzel. Çocuklarım da destek oldu. Uzay oğlum. Evet, çocukların müzik konusunda onların da böyle bir yeteneği var mı? Evet, ikisi de yani şöyle diyeyim, doğuştan müzikle birebir şey yaptılar, bağlandılar. Küçük oğlum zaten şarkının ilk başında seslendiriyor, kendisinin sesi var. Gayet büyük güzel. Oğlum da inşallah yani bundan sonraki şeylerde daha güzel şarkılar yapıp size tekrardan, eğer bir yarışma yaparsanız tekrardan burada katılmak istiyorum. Vallahi yarışma olsun veya olmasın. Yarışma olsun veya olmasın, siz beste yapmaya devam edin, çünkü beste yapmak kolay bir iş değil. Dolayısıyla eğer bunları besteyi yapabilirseniz müzik, dediğim gibi müzik toplumu heyecanlandıran bir şey. Hepimiz şöyle veya böyle hayatımızın herhangi bir evresinde, hatta günümüzün herhangi bir evresinde bir şekliyle müzikle içli dışlıyız. Ya dinliyoruz, ya mırıldanıyoruz veya söylüyoruz veya koro halinde veya arkadaşlarla veya bir söylemesek bile söyleyen birisini dinliyoruz. Bunları yapmak için bir ana kaynağa ihtiyaç var. O da bu işin bestesini yapmak. Tabii ki de. Güzel bir şey bu. Size yürekten başarılar diliyoruz. Sağ olun. Eşim de çok katkısı oldu bu müzikte. Biz birlikte müzik yapıyoruz zaten. Eşimle beraber müzisyenlik yapıyoruz. Genelde öyle söylerler. Her başarılı erkeğin arkasında mutlaka bir dolayısıyla gücümüzü kadınlardan alırız. Kadınlar evin gerçekten direği, evdeki bütün sorunların aşılması açısından da fedakarlık yaparlar anneler. Çocukların da müziğe yatkın olmaları ayrıca güzel bir şey. Sizi, eşinizi yürekten kutluyoruz. Çocuklarını da gözlerinden öpüyoruz. Ankara'dan sevgiler, saygılar sunuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben bir müsaadenizle birkaç kişiye teşekkür etmek istiyorum, eğer ki olursa. Tabii. Ya bizimle, çünkü bu dönemde ilgilenen çok sayın Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili ve Parti Meclis Üyemiz Sayın Ali Mahir Başaran'a ve ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Mezitli İlçe Başkanımız Ahmet Serkan Tuncer'e, Kadın Kolları Başkanımız Aslı Hanım'a, Aslı Tuğçe Merekoğlu'na, Gençlik Kolları Başkanımız Onur Berk Yılmaz'a,
bu sürecin en başından bugüne kadar yanımızda oldukları için onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Biz de teşekkür ederiz. Umarım bestelediğiniz müziği ortak seslendirirsiniz. Ortak seslendirdik zaten. Şarkıda ben de kullanıyorum. Çok güzel. İnşallah sizinle Mersin'e geldiğinizde özel olarak görüşmeyi de çok isterim. Tabii ayrıca olur. Hay hay. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. İnşallah. Sevgiler, saygılar sunuyoruz efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Beste Dalı Büyükler kategorisinde üçüncülük ödülünün sahibi Güney Sökmen'e bir kez daha çok çok tebrik ediyoruz. Ve şimdi sırada ikincilik ödülümüz. 36 yaşında İstanbul'da yaşayan yüksek lisans mezunu müzik öğretmeni Ozan Tanış'a gidiyor. Merhabalar. Merhabalar sevgili Ozan. Bu ilk beste mi yoksa daha önce besteler var mıydı? Genel Başkanım, bu benim pandemideki 4. bestem. Pandemi sürecindeki. Her ay güzel beste. Süreç öncesi daha fazla var diyorsun ya, o anlama geliyor. Sırada güzel. Daha çok var yani. Güzel. Profesyonel olarak müzisyenim. Aynı zamanda müzik öğretmeniyim. Şarkımızı Mustafa Kemal bölümünü seslendiren kızım Nami bu arada. Ay güzel. Eşim de bana destek oldu. Birlikte okuduğumuz, seslendirdiğimiz bir parça oldu. Eşinizin müzikle bir ilgisi var mı? Eşim beden eğitimi öğretmeni. Ay güzel. Evet. İşte beden eğitimci, bir tane müzikçi, böyle bir tane kız dünyaya getirdik. Durduramıyoruz şimdi bu kızı. Güzel. Kızınızın ismi ne? Nami. Güzel. Evet, oradaki Mustafa Kemal'i söyleyen Nami işte. Güzel, evet. Kaç besteniz var? Benim bir albümüm var Genel Başkanım. Onun dışında dediğim gibi pandemi döneminde 3 tane... Albüm sizin bestelerden mi oluşuyor yoksa anonim mi? Bestelerden. Anonim türküler de var. Evet. İşte pop müziği de yapıyorum. Birazcık böyle özgün müzik de yapıyorum. Her tarzdan okumaya çalışıyorum. Güzel. Böyle. Peki beste yaparken böyle özel bir ortam gerekiyor mu size? Yoksa böyle ya şu anda oturayım bir beste yapayım diye masaya oturduğunuzda beste yapabiliyor musunuz? Öyle de yapıyoruz ama genellikle o çok başarısız oluyor başkanım. Çünkü evet. Tamam, ilham alacağı şeylerle çok daha başka, daha güzel şeyler ulaşabiliyor. Bu da onlardan biriydi. Şarkı söylemeye başladı zaten, belli oluyor. o da ilerinin herhalde hem müzisyeni hem de bestecisi olacak, öyle anlaşılıyor. Evet, çok yeteneği var gerçekten. Evet. Sevgili Ozan, sana Ankara'dan selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Kızınızın gözlerinden öpüyoruz. Umarım müzik yaşamını başarıyla sürdürürsünüz. 30 saniyenizi alacağım ama bir bestem olacak mümkünse tabii ki. Dün gelen yasakla birlikte müzisyenler tekrardan bir belirsizliğe sürüklendi başkanım. Yani evet. 12'den sonra müzik dinleyenler sanki korona oluyormuşçasına. Ve bu yüzden sağlık tabii ki çok önemli ama sanki Covid'in sebebi müzikmiş gibi gösterilmeye başlandı. Bu da meslekte birçok insanın işsiz kalmasına neden oldu. Bunu da ben kendim değil, arkadaşlarım adına bilhassa istiyorum. Evet. Çünkü bizim mecliste sesimiz olursanız çok sevineceğiz. Sesimizi duyurmanızı istiyoruz. Tabii bu COVID-19 dolayısıyla sadece müzisyenler değil, sanat dalında, değişik sanat dallarında çalışan pek çok sanatçı mağdur oldu. Örneğin tiyatrocular da, onlar da eserlerini sergileyemediler. Pek çok sıkıntı var. Bizim Büyükşehir Belediye Başkanları'nın olduğu yerlerde bu sorun kısmen aşılmaya çalışıldı ama sorun biraz yaygın. Müzik dünyası dışında, sanat dünyası dışında da esnaftan tutun, işte düğün salonlarına kadar, efendim servisçilere kadar, otobüs şoförlerine kadar, taksi şoförlerine kadar, kuaförlere kadar pek çok alana olumsuz olarak, ekonomik açıdan olumsuz olarak aşılması lazım. Ama aşılması için de var olan iktidarın değişmesi lazım. Onun için de değiştireceğiz, kararlıyız. Siz de bir güzel müzik yaptığınız sürece galiba bizim yolumuz biraz daha iyi açılacak. Öyle anlaşılıyor. Çok teşekkür ederiz başkanım. Çok sağ olun. Sevgiler, saygılar gönderiyor size. Saygılar. Teşekkürler.
Beste Dalı Büyükler kategorisinde ikincilik ödülünün sahibi Ozan Tanış'ı bir kez daha tebrik ediyoruz. Ve şimdi sırada Milli Egemenliğin 100. yılında Gürmüş Nisan Beste Dalı Büyükler'de birincilik ödülünde 38 yaşında Ankara'da yaşıyor. Üniversite mezunu, müzik öğretmeni olan sevgili İlhan Çınar'a gidiyor. Evet. Evet, İlhan Bey dinleyelim. Merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Sevgili çocuklar, merhaba. Sayın Genel Başkanım, kusura bakmayın. Ben de protokol çocuklardan başlıyor bir öğretmen olduğum için. Bence daha iyi. Daha iyi. Önce çocuklara merhaba demek istedim. Sonra sizlere ve çok sevgili CHP emekçilerine merhaba demek istiyorum. Şarkımızı değerlendiren jüri üyesine çok teşekkür ediyorum. Her birine, çok değerli sanatçılara. Jüri büyük bir titizlikle çalıştı. Onu gayet iyi biliyorum. Çünkü arada bir Gamze Hanım bilgi veriyordu. Onlar gerçekten gelen çalışmaları, emek ürünü olan çalışmaları büyük bir titizlikle dikkate aldılar ve değerlendirdiler. Eksik olmasınlar. Melike Demir Ağa biliyorsunuz zaten. Burhan Şeşen gerçekten öyle. İbrahim Yazıcı, Erdal Erzincan, her birisi kendi alanında son derece değerli sanatçılar. Dolayısıyla onların takdirine mazhar olmak bana göre önemli bir ayrıcalık aslında. Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Gerçekten hem eşim hem ben çok gurur duyduk. Hazırladığımız iki şarkının da böyle bir yarışmada ödül alması bizim için çok çok büyük mutluluk. Yani söyleyecek söz bulamıyoruz gerçekten. Rengine çok teşekkür ederim. Siz birinciliği aldınız eşinizle. Eşim de mansiyon aldı. Evet. Mansiyon aldı. Umarım evde kavga çıkmaz. Senden öğrencisi hocamın. Evet. Birinciliği alan. Evet. Evet. Rengin hem benim öğrencim hem de kankam kendisi. Güzel. Benim bütün şarkılarımı Rengin söyler. Bugüne kadar duyduğum en güzel çocuk sesine sahip. Çok güzel. Çok hastaydı şarkıyı söylediği zaman. Mart'ta gönderdik biz. Tam birkaç gün kala gönderdik. Biraz mecbur kaldık. Son tarihe yetiştirelim diye. Hasta bile olağanüstü bir performans gösterdi. Rengine çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yılda müsaade var mı? Uzatıyorum ama. Tabii. Geçtiğimiz yılda Cinali Eğitim ve Kültür Vakfı'nın açmış olduğu şarkı yarışması vardı. Orada da önce Cinali Oku Bakalım adlı bir şarkıyla birinci olmuştuk. Onda da yine Rengin söylemişti şarkıyı. Güzel. Vallahi bizim en büyük şanslarımızdan bir tanesi böyle bir öğrenciye sahip olmak. Rengin ile o da ileride umarım önemli bir sanatçı olur. Öyle bir yetenek, ses varsa tabii sanatçı olmayı hak ediyor. Evet. Aradaki şiir bölümünde bizim ufaklık söyledi, Defne söyledi ama şimdi mızmızlandı, içeri gönderdik onu. Onun da sizlere çok selam var. Eksik olmayın. Çok 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 mutlu olduk. Çok gururlandık. Biz teşekkür ederiz. Çınar ailesine de, öğrencinize de yürekten teşekkür ediyoruz. Yarışmaya katılmanız bizim için çok değerli. Birinci olmanız, mansiyon kazanmanız yine bizim için çok değerli. Sizi ödüle layık gören jüri üyelerine de hem ben hem arkadaşlarım gerçekten yürekten teşekkür ediyoruz. Size Ankara'dan sevgi, saygı ve selamlarımızı gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın. Sağ olun. Sayın Genel Başkanım, Ozan Bey'in, müsaade varsa, Ozan Bey'in söylediği her şeye yürekten katılıyorum. Evet. Sağ olsun. Türkiye'deki birçok müzisyenin sesi oldu şu anda. Çok teşekkür ediyorum. Yürekten katılıyoruz. Sağ olun. Sanat dünyası çok önemli. Çünkü Türkiye'nin yumuşak gücü aslında sanat. Yani bir romanın, bir öykünün, bir bestenin, bir müziğin bütün dünyada yankılanması aynı zamanda Türkiye'nin bir anlamda seslendirilmesi anlamına geliyor. Bir ressamımızın uluslararası arenada başarı kazanması, bir müzisyenimizin, bir bestekarımızın başarı kazanması Türkiye'nin uluslararası arenada saygıya verdiği önemi, kültüre verdiği önemi gösterir ve dolayısıyla çocuklarımızın, sizlerin ve sizlerin teşvikiyle yeni kuşakların
bir şekliyle sanata ve kültüre değer vermeleri, önem vermeleri çok önemli. Bu işin ana aktörü de öğretmenler zaten. Çünkü öğretmen çocuğu ilk keşfeden, yeteneklerini keşfeden ve onu yönlendiren bir kişi. Bu nedenle ben de hayatım boyunca hep öğretmenlerime saygı duydum ve dolayısıyla öğretmenlere de saygı duydum. Şöyle bir anımı da anlatayım. Maliye Bakanlığı'nda daire başkanıyken öğretmenim kapıyı çaldı ve içeri girdi. Ticaret sesinden öğretmenim. Ben hemen tabii ayağa kalktım. Aman hocam hoş geldiniz falan. Tabii koltuğuma oturmadım. Otursana oğlum dedi koltuğuna. Vallahi hocam siz buradayken ben o koltuğa oturamam dedim. Dolayısıyla yanına oturdum. Öğretmene her zaman toplum olarak da saygı duyuyoruz. Sizler gerçekten de toplumun çağdaş uygarlığı yakalaması ve onu aşması için en temel aktörlersiniz. O nedenle toplum olarak size ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu vesileyle bütün öğretmenlere yürekten teşekkür ettiğimi de ifade etmek isterim. Yarışmaya katıldınız, onur verdiniz. Ödül alamayan arkadaşlarımıza da, kardeşlerimize de, çocuklarımıza da yürekten teşekkür ederiz. Sonuçta ortaya güzel eserler çıktı. Bunları zaten önümüzdeki süreç içinde albüm haline veya albüm haline yani resimleri katalog haline getireceğiz. Dolayısıyla onu kamuoyuyla da paylaşacağız. Tabii önce sizlerin rızasını almamız gerekiyor. Bu çerçevede 23 Nisan Milli Egemenlik Bayramı dolayısıyla açtığımız yarışmaya katıldınız. Sizlere teşekkür etmek benim görevim. Ben ve arkadaşlarım Gamze Akkuş İlgezli bu konuda büyük emek harcadı. Selin Sayık Türkiye Partimizin genel sekreteri o da büyük emek harcadı. Dolayısıyla biz Ankara'dan üçümüz ve bütün milletvekilleri arkadaşlarım sizlere yürekten teşekkür ediyoruz. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Sağlıkla kalın. Özgürce kalın, kelebekler kadar özgür olun diyeyim bir kardeşimizin ifadesi. Hepiniz bütün dünyada çocukların kelebekler kadar özgür olmasını isteriz. Gücünün güçlenmesini isteriz. Hepinize yürekten tekrar teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür çok teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 97. yılını kutladığımız bugün Milli Egemenliğin 100. yılı 23 Nisan Şiir, resim ve beste yarışmasının dünyada bir ilk olarak online ödül törenimiz burada sona ermiştir. Katılımlarınız için bir kez daha çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.